38'de yaşanan o yoğun katliamın üzerine nüfusun büyük bir kısmı geri dönmüş ancak tekrar 70'li yıllardan itibaren e, sistematik bir şekilde bir göçe tabi tutulmuştur. Hozat'ın en önemli sorunlarının başında bence göç meselesi gelmektedir. Bundan dolayı öncelikle Hozat'ın e, 30 yıldır, 94 göçünden sonra boş kalan köylerinin geri döndürülmesi insanların tekrar burada e, yaşamaya başlaması gerekir. Ve burada yok edilmeye çalışılan inanç ve dilimizin tekrar geri yaşatılması anlamında büyük önem taşımaktadır. Bununla beraber köylerimizi yeniden yaşama açarsak hem orada kuracağımız köy kooperatifleri hem üretim alanında gençlerimizin burada yaşamasını sağlayacağız. Kadınlarımıza ve diğer çalışma ve iş gücümüze de iş imkanı ve istihdam sağlamış olacağız. Bunun dışında ilçemizin en büyük sorunlarından bir tanesi şu anda konut sorunudur. Biliyoruz ki ilimiz yoğun bir deprem fay hattı içerisinde bulunmaktadır. Ve uzun yıllardan beri burada sağlam yapılar yapılmamaktadır ilçemizi incelediğimiz zaman konut stoğunun çok kötü bir durumda olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Bu anlamda hem depremle depreme hazırlık noktasında hem o riskleri azaltılma noktasında belediyenin mutlaka konut meselesine el atması gerekiyor. Bunun dışında ilçemizde çevre sorunları da çok yoğun bir şekilde yaşanmaktadır. Bizim Koskozuca köyümüz ve Ali Boğazı mevki il işte sınır noktasında bulunmaktadır. Aslında oradaki çevre sorunlarından şu anda ilçemiz de çok yoğun bir şekilde etkilenmektedir. Dolayısıyla burada açılmaya ve devam ettirilmeye çalışan maden sahalarına toplu bir şekilde mücadele etmemiz noktasında yerel yönetimlere çok büyük bir rol düşmektedir. Bu açıdan biz de e, yerel yönetimlerde belediyeyi kazandığımız zaman e, ittifak güçlerimizle beraber bu işte e, üzerimize düşeni yapacağız. E, i̇nançlar noktasında ilçemizde e, geç kalınmış bir e, ortam yaşanmakta şu anda bence inançlar noktasında ağır bir tahribat yaşanmış. Geriye dönüşü çok zor olan bir noktadayız. Bu nedenle bu işi gerçek muhataplarıyla ve halkımızla beraber gençlerimizin istekleri doğrultusunda ama bu işleri hem akademik anlamda hem geçmişten getirilen birikimler anlamında araştırılması ve bunun çalıştaylarla halkla beraber ortaya konulması gerekir. Tekrar etmem gerekirse özellikle 1994 köy boşaltmalarından sonra dilimiz günlük hayatımızdan çekildi o güne kadar köylerde iletişimin az olmasından dolayı günlük hayatta çok yoğun bir şekilde kullanılıyordu. 1994 göçlerinden sonra günlük hayattan çekilen dilimiz yok olmayla karşı karşıya. Şu anda biz e, Halk Eğitim Müdürlüğü yaptığım dönem içerisinde Zazaca kursları açarak tekrar bir altyapı oluşturmaya çalıştık. Tabii bunlar e, resmi kanallarla yürütüldüğü zaman e, çok verimli olmadı ama yerel yönetimlerle beraber biz burada açacağımız kültür merkezi içerisinde dili tekrar günlük hayatta çocuklarımızın ve e, gençlerimizin kullanabileceği e, bir noktaya getireceğiz. Bunu neyle yapacağız? Burada e, Zazaca korolar, Zazaca tiyatrolar, Zazaca masal anlatımları ve e, büyüklerimizden tekrar e, yeniden bu işi konuşturarak, e, kayıtlar altına alarak bu işin e, sürekliğini sağlamaya çalışacağız. Hozat uzun zamandan beri merkezi yönetimden hiçbir şekilde destek almamaktadır. Şu an Hozat'ın çöpleri vahşi depolama alanı dediğimiz bir alana dökülmekte. Ama bu alanda şu anda Hozat'ın e, Hozat Deresi dediğimiz mevkisine dökülmekte ve direkt suya karıştırılmaktadır. Yani Hozat'tan Keban barajına kadar olan bütün o su havzasını zehirliyor vaziyetinde şu anda. Bunun önlemini çok acil bir şekilde almamız gerekiyor. Yani eğer e, burada katı atık tesisleri ve arıtma tesisleri yapılmazsa, bu çöp depolama alanları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmazsa, biz yıllar boyunca kendi derelerimizi, kendi sularımızı, kendi ellerimizle kirletmiş olacağız. Bunlarla ilgili çok acil bir şekilde projelendirmeler yapıp e, hem çöp alanında hem de atık su alanında çözümler bulmak zorundayız. Hozat Kemalye, Harput ve Ovacık gibi turizm kentlerinin yol güzergahı üzerinde bulunmaktadır. Bizim bu avantajı iyi anlamamız gerekiyor. Bundan dolayı bu yol güzergahı üzerinde olan ilçemize turistleri çekmemiz gerekiyor ya da bunu dışarıya bir tanıtımını yapmamız gerekiyor. Bu tanıtımı da ilçemizde bulunan kiliseler, tarihi çeşmeler, köprüler ve eski hamamlar, eski evlerimiz noktasında gelişmeler sağlayarak yapabiliriz. Bunun dışında ilçemizde tarihi ve yöresel dokumalar bulunmakta. Bununla beraber yemek kültürümüz çok farklı bir noktada. Biz bunların tanıtımını yaptığımız zaman aslında çok yoğun bir şekilde ilçemize turist çekebiliriz. İlçemiz çok yoğun bir katliam ve yok olma süreci yaşamıştır. Bunu hepimiz biliyoruz. 38 ve özellikle 94'te burada tamamen toplumsal değerler ve toplumsal hafıza yok edilmiştir. Ama buna dair ilçemizde bunu geriye dönük hatırlatacak ve bu geçmişi geleceğe taşıyacak herhangi bir çalışma bulunmamaktadır şu ana kadar. İşte biz bu boşluğu doldurabilmek için burada kesinlikle bir hafıza müzesinin oluşturulmasından yanayız. Şimdi ben e, yüksek lisansımı e, yetişkin eğitimi üzerine yaptım ve bu konuda tez yazdım. Yetişkin eğitimi deyince tabii ki 18 yaş üstü ve eğitim çağı dışına çıkmış insanları kastediyoruz. İlçemizde herhangi bir istihdam alanı bulunmadığı için çok yoğun bir şekilde işsizlik bulunmaktadır. Bu işsizlik noktasının en acı tarafını da kadınlar yaşamaktadır evlerde. Çünkü istihdam hayatına girmeyen, çalışma hayatına girmeyen kadınlar tamamen eve kapanmış durumda ilçemizde. Burada üretimi tekrar canlandırırsak kadınlar da tekrar günlük hayatın içerisine geçmiş olurlar. Yani üretimin içerisine mutlaka bunları çekmemiz gerekiyor. İlçemizde çok yoğun yaşanan göç sürecinden sonra neredeyse evlerimizde lise öğrencilerimizin haricinde genç bulmak mümkün değil. Bu noktada yaşlılarımız burada soğuk evlerde kendi başlarına yaşamak durumunda kaldılar. Buna en kısa zamanda bir çözüm bulmamız gerekiyor. Yapacağımız yaşlı bakım evleri, onları destekleyecek, ısınma sorunu olmayan sosyal konutların içerisinde barındırabilecek ve onların her türlü öz bakımlarını giderebilecek çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bu noktada da hazırlıklarımızı yapmışız. İlçemizin tarihi, kültürel ve siyasal sorunlarını bilen biri olarak burada her noktada çözüm önerisini önceden tasarlamış ve hazırlamış bir başkan adayı olarak karşınızdayım ve bu çözüm önerilerini de en kısa sürede hayata geçireceğimizi biliyoruz. Çünkü biz ilçemizin sorunlarına Hakimiz. Bu ilçede doğduk, bu ilçede okuduk, bu ilçede büyüdük ve bu ilçenin her sorununa, her alanda sağlam bir şekilde, sağlam bir kafayla ve bunları nasıl çözeceğimizle ilgili bilgi birikimine ve ekibimize de sahibiz. Yani biz geçmiş dönemlerde yapılan festivallerde dahi sunucumuzu dışarıdan getiren, bütün sanatçılarımızı dışarıdan getiren, burada bir tiyatro ekibi oluşturmayı beceremeyen, burada bir gençlerle ilgili herhangi bir folklor çalışması dahi yapamayan çalışmalardan ve yerel yönetimlerden farklı olarak kendi gücümüze, kendi birikimimize ve kendi altyapımıza güvenerek bütün sorunlarımızı halkımızla birlikte ve ittifak güçlerimizle beraber birlikte çözeceğiz. Hozat İttifakı'nda 6 tane kurum ve partiyle birlikte hareket ettik ve bu ittifakı oluşturduk. Bu partilerin ve bu kurumların tarihsel süreç içerisinde burada ödediği bedeller ve oluşturduğu birikimler var. Bundan dolayı Hozat halkını temsil edebilecek ve geçmişi geleceğe taşıyacak bu ittifak güçleridir. Bundan dolayı Hozat halkının bize oy vermesini istiyoruz.